Samandıra'da iki personelin koronavirüse yakalandığını e, açıklamıştı. Bir yöneticinin de aynı şekilde geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet. Herkese Galatasaray'ın Sayın Başkanı Mustafa Cengiz'e de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi Acil şifalar e, iletelim. Acil şifalar dileyelim. Hepimizin fevkalade derecede dikkatli e, olması gereken bir e, dönemden geçiyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. E, Tabii Galatasaray'da da işte Şampiyonlar Ligine doğrudan gitmenin hesapları e, yapılıyor. Mümkün olduğunca bütçeyi aşağı çekme operasyonu yani iki, son iki sezonda e, gelinen nokta itibariyle Trabzonspor'un çok hızlı yaptığı şeyi e, Galatasaray'da adım adım yapmayı sürdürüyor. Ama görüntü o ki bu yıl e, Galatasaray sezonu şampiyonlukla bitiremezse biraz daha bütçede küçülecek. Öyle görünüyor. Küçülmesi lazım. Yani evet. Çok ciddi kriz yaşayacak. E, çünkü tam e, çünkü oyuncuların sözleşmesinde şu yoktur muhtemelen. Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsek e, aldığınız 4 milyon euro'yu 2 milyon euro indiriyoruz diye bir sözleşme yoktur. Belhanda'nın Fegüli'nin ve benzer oyuncuların sözleşmelerinde. Tabii ki küçülmek zorunda. Ama işte oyuncuyu satarız. Berhanda'dan şu kadar gelir, Fegüli'den bu kadar gelir. O hele ki pandemiden sonraki uyanacağımız dünyada çok zor. Çok zora gelir. Özellikle Avrupa transferleri için bunu söylememiz lazım. O neredeyse. Yani şöyle atıyorum. Bir Avrupa takımı tabii ki gelir. Diyelim ki Galatasaray Fegüli'yi veyahut da Belhan diye cüz'i bir rakam elden çıkartmayı düşünüyorsa hani maaş yükünden de kurtulalım diye tamam hani biz bu rakamı Galatasaray'a öderiz belki der ama senin Galatasaray'dan aldığın parayı biz veremeyiz ki der. Fransız ve veyahut başka e, kulüpler. Ancak işte oligarp bir kulüp gelecek de o paraları verecek. Yani kuzey bölgesinden Rusya'dan veyahut da Arap Yarımadası yani. Evet. Evet, Çin pazarı da tabii e, o sıcaklığı ne kadar koruyor, ne durumda? Yok, Çin o pazarı onda... kur, korumuyor. Artık e, Çin pazarı, e, işte, ba, bir kulüp battı geçenlerde. E, iki gün önce başkanını da hatta içeri aldılar. Kulübün adını unuttum şimdi. Önemli transferleri yapan bir e, kulüptü. Çin pazarı o kadar cazip değil artık. Tabii, hani... o rakamlar biraz daha küçüldü Çin pazarında da değil mi? Evet, Galatasaray'da çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyor. Galiba bu e, yani evet. takımların sahaya çıkacağı ilk güne kadar herhalde şunu konuşacağız. En hazır takım hangisi ve en büyük avantaj da en hazır olan takımda olacak galiba. Evet. Ama kolay değil yani şu sürecin ardından en az 15-16 oyuncunuzu fit hale getirip çok hazır hale getirip kafa olarak hazır hale getirip değil mi? Takım oyununda hazır hale getirmek. Tabii ki. Belki ee, fiziksel olarak getirirsiniz de bir de e, bu takımların bir oyunu vardı değil evet. mi? Ondan geriye Yani muhtemelen biz ligi bıraktığımız yerdeki gibi konuşamayacağız hiçbir zaman. O, orası Yani kesinlikle. öyle bir şey yok. Geçen hafta böyle oynamıştı demeyeceğiz. Birkaç ay önce böyle oynamıştı ama şimdi oyunu beklememiz zaten e, insafsızlık e, olacak. Yani teknik heyetlerden de, e, oyunculardan da. Yani çok farklı bir e, so sonuçlar çıkabilir karşımıza. Evet. Peki, Ensakala transferine ne diyorsun? Beşiktaş-Ensakala. Şimdi sezon sonu sözleşmesi. oyuncunun zaten bitiyor. Bitiyor. Beşiktaş için doğru transfer gibi geldi bana ama sen nasıl değerlendiriyorsun? Alanya Spor performansı onu gösteriyor. Bir de evet. Sergen Yalçın çalıştı En Sakala'yla. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani Sergen Yalçın evet. En sakalın neler yapabileceğini biliyor. Neler vaat ettiğini hayal etmiyor. Neler yapabileceğini veriyor. Nasıl verim alabileceğini de en iyi bilen kişilerden birisi Sergen Yalçın. Alanya Spor'u çalıştırdığı için. Son iki sezonki performansı da gayet ümit verici bir En sakalın. En Sakalı transferindeki en kritik noktayı sen vurguladın Sergen Hocam Serg çalışmış evet. olması ve oyuncudan evet. ne alabileceğini biliyor olması. Biliyor yani bonus servis bedeli ödenmeyecek olması artı bir. E zaten bütün kulüpler hemen hemen buna giriyor. Maliyetinin mütevazı rakamlar olması Beşiktaş açısından. Muhtemelen öyle. Olması. Yani tamam atıyorum Alanya'da atıyorum 3 birim alıyorsa Beşiktaş'ta tabii ki Beşiktaş'ta oynamanın bir bedeli var. Yani tabii. Beşiktaş armasına geldiğin zaman Beşiktaş'ta oyuncularına belirli bir bedeli ödemek zorunda. 3 birim alıyorsa belki 5 birim alacak, 5.5 birim alacak ama sonuç bari ne alabileceğini bilen bir teknik adam var. Yani en sakalın zaaflarını da biliyor. En sakalının neler, e, e, Darsu avantajlarını da biliyor. He, Adem hiç ayrılacak mı ayrılmayacak mı bunlar konuşuluyordu ama oyuncu da tam tersine e, evet. oldukça mutluyum diyor. Ve, Hatta Hakan Gündar e, dün e, evvelsi gün söylemişti galiba. E, evvelsi gün beraber programdaydık tabii. E, şunu söyledi. hani Laiç borçsuz kağıdını ilk imzalayan oyuncu olmuş Evet. Beşiktaş'ta. Hani borcu yoktur kağıdı imzalatılıyor ya e, bize. bize mahsus bir şey o Türkiye'ye mahsus bir şey. Ee, herhalde kalacak gibi duruyor. Evet, tüm Trabzonsporları merak ettiği hususlardan biri Jose Sosa ve Filip Novak. Yönetim oyuncularla bir kez daha e, menajerleriyle temasa geçmiş. Sosa'nın bir açıklaması Sosa vardı geçen. Çok yakın zamanda bir imza bekleniyor herhalde. Bekleniyor. Sosa'nın bir açıklaması vardı. Dün veya evvelsi gün e, Trabzonspor için iki ciddi teklifi reddettim dedi Sosa. Şimdi öyle bir durum da var ve muhtemelen anlaşacak. Mutlu çünkü. Yani. Ee, takımın lideri olduğunu biliyor. Ama o liderlik onu şımartmıyor. Aksine bütün oyuncuların kendi etrafında kenetlenmesine de e, sebep oluyor. Yarar sağlıyor. O şekilde ifade edelim. Mutlu olduğu yerde de sosa durur zaten yani. Evet, Sörlot için de gelen bütün tekliflerin e, görüşme masasına oturulmadan reddedileceği belirtiliyor. Ki önce e, bir Trabzonspor aslında bonservisi hani e, bu sene alması lazım inşallah alabilir yani. Tabii alacaklar Hı -hı. E, Trabzonspor. Yani şey, kullansın yani kere... Trabzonspor opsiyonu kullansın yani. Evet. Ona Tabii bu arada bir sadece gelecek onunla imz sözleşme imzalanacak mı falan diyoruz ama işte Uğurcan Çakır uzun süredir e, İngiltere Premier Lig hatta e, Trabzonspor'un eski yöneticilerinden birisi 60 olduğu tweet'te evet Liverpool'laması oturulmuştu ama e, fiyat e, çok tatminkar değildi e, diyordu. Orası tekrar kızışabilir. E, onu e, söyleyelim. Uğurcan Çakır'a Abdülkadir Ömür'e de teklifler gelecektir. Trabzonspor'un izleyeceği politika önemli. Evet. E ama en azından elinde büyük değerler var. Yani var, diğer büyüklere nazaran en büyük artısı e, işi paraya çevirmek istediğinde var e, ciddi e, sermayesi var. Onu da söyleyeyim. Evet. Sağ içinde aktif futbol oynayan önemli isimleri var. E, sevgili Ilgaz, golü koklayanlara geçelim mi? Geçelim, tamam. Okan Çağlarkaya'nın hazırladığı pozisyonları e, göreceğiz bugün. Yine üç pozisyonumuz olacak. Gol mü değil mi? Yeşil sahayı mutlaka hep birlikte fazlasıyla özledik. O anlardan biri... Alalım işte orası, şu, şu sıra oynamasın, bu sıralar oynasın diye bir şey e, imkansız yani. Evet, çünkü o teori de konuşuldu. E, te, o teori, teori e, her şeyin teorisi vardır. E, teorileri severiz ama e, teoride e, birazcık daha e, detaylı düşününce, atıyorum ben düşme adayı bir takımım ve ligde rahatlamış bir takımla oynayacağım. E zaten e, bu rahat, rahat ortamda e, ben için ondan e, alacağımı hesapladığını düşündüğüm 3 puanı hayır e, o, o lige katılmıyor dedikten sonra başka bir tarafa koyduk. Evet. Peki e, futbol gündemine devam edeceğiz yine kulüplerde işte transfer iddiaları, teknik direktör iddiaları, görüşmeler, doğrulanan görüşmeler, henüz doğrulanamamış temaslar çok fazla var. Hepsini detaylı konuşacağız ama <laughs> istiyorum ki futbolun enlerinde bugün bir sorumuz var. Sevgili oh. Okan Çağlar Kaya hazırladı. O birinci soruyu görelim. Enteresan bir soru. Onu söyleyeyim ben cevabı bilemedim. Yayından önce sevgili Okan bana sordu. Hangisi 2007-2008 sezonundan bu yana Süper Lig'de kendi kalesine en fazla gol atan takımdır? Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Oo. Oh. 2007-2008 sezonundan bu yana yani bir de 12 sezonu düşüneceğiz yani. Evet. Güzel. Biraz <laughs> çok geniş kapsamlı olmuş ama enteresan soru enteresan. Hiç böyle bakmamıştım. Evet ben de hiç bakmamıştım ha. Yani benim aklıma ilk beşiktaş geldi, o yüzden beşiktaş diyorum yani. Beşiktaş mıdır? Daha Aha, fazla. Yani bir, birden bire beşiktaş geldi. Kendi attığı gol çağrıştırıyor. Evet. Böyle çağrıştırıyor, beşiktaş diyorum yani. Beşiktaş. Aha. Rakamlar nasıldır? Rakamlar ne bileyim şimdi? Yani muhtemelen arada 2-3 oyundur. Şimdi bir rakam söylerim. Belki ya çok üstündedir ama 4-5 falan değildir muhtemelen. Yani birisi tabii 5, tabii. birisi 3 değildir. Birisi 18, birisi 16 falan Beşiktaş falan. Fenerbahçe'nin rakam rakamını söyleyeyim. Hmm. 16. Tamam 18 o zaman. Yani ben 18-16 ne bileyim Beşiktaş dedim. Beşiktaş, diyorum Beşiktaş diyorum yani. Peki gelsin. Gelsin doğru. 19-16'ymış. 19, -19. Eyvallah. 12 sezon 19 gol. Çok fazla mı? Yok fazla değil. Sezon başına iki gol düşmüyor bile. Düşmüyor. Bak Leverkusen'in teknik direktörü Peter Bosz daha önce Dortmund'u da çalıştırmıştı. Harika bir 10 haftalık girişigattan sonra enteresan bir çöküş yaşamıştı. Bu sezon başı Leverkusen'e geldiğinde demişti ki hedefimiz bu sene oynadığımız takımların yani en az 5 takıma kendi kalesine gol attırmak demişti. Daha bu pandemi falan ortaya çıkmadan önce o sayı yediydi mesela yani. Değil mi? rakip takımın kendi kalesine 7 gol attırmayı becerebilmişti. Esasında iyiymiş ya 2, o sezon başı ortalaması. 2 bile değil hatta yani. 2 bile değil. 2 bile değil. Tabii diyor. 12 sezon. 12 sezon yani işte. 1.7 gibi bir rakam. Evet, evet. Gayet iyi, gayet iyi. Evet, çıkıyor evet. Or orada. Ben kimimde de yine güzel bir soru var sevgili Murat tamam. İyi bildiğin bir futbolcu. Onu söyleyeyim. İlk kopyayı, en büyük kopyayı en başta vereyim. İzleyicilerimizin de cevaplarını soruda okuyacağım. Futbola Brezilya'da başladım. Bir kulüp benim için tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödedi. Şampiyonel Ligi kariyerimde en fazla gol attığım 3 takımdan biri Real Madrid. Ronaldo'ya topa nasıl vuracağını ben öğrettim. Göztepe kalecisi Beto takım arkadaşımdı. Yani muhtemelen e, Süper Mario dedikten sonra gerisi gelir yani. Nereden Mario Jardel'e gittin? Efendim? Nereden Mario Jardel'e Real Madrid. Şimdi bir Galatasaray çok ciddi bir bonservis bedeli ödemişti zaten Mario Jardel için. İki, Real Madrid hakikaten adam zaten bir sezonda 3 gol falan attı Real Madrid'e onu çok beşe becerebilen yani bir süper kupa e, maçı Monako'daki bir de Şampiyonlar Ligi maçı Galatasaray'ın Makalelili kadroya karşı geri dönüşü. O yüzden Mario Jardel dedim yani. İzleyicilerimize de çok fazla şans vermedim. Onu söyleyeyim, gelsin dolacağım. Marojerdel. Evet tabii Ronaldo'ya topa nasıl vuracağını ben öğrettim. Biraz iddialı bir ifade ama Öğretmiş olabilir ya. Bir dönem Avrupa'nın en önemli golcüsüydü. Kesinlikle, gol kralı. kesinlikle, kesinlikle. Müthiş bir santrofordu yani. Evet. Müthiş bir santrofordu. Yani komplike kuşku... bir forvet falan diyemiyorsun ama yok bu, bu adam. Gol, golcü. Striker, bitirici yani. Evet. Yani ona geldiği zaman herkes şöyle bir evet oluyor galiba derdi yani. Evet, tabii. Çok inançsız olduğum vuruşları bile gol olmuştur bunun yani. Evet. yani. Hatta bazen o hissiyatı verdi yani. Kendisinin de inançsız olduğu vuruşlarında. ben, ben o inanıyordu belki de. Işte.